Mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizler için yapımı pratik, yumuşacık ve bir o kadar lezzetli çok güzel bir ciğer kavurması tarifini hazırladım. Yapıp denemenizi tavsiye ediyorum ve sizleri fazla bekletmeden buyurun hemen tarifimin yapımına geçelim. Tarifim için uygun bir tavayı ocağa aldım. İçine yarım çay bardağı sıvı yağ koyup ısıtıyorum. Tabi dilerseniz sıvı yağ yerine bu aşamada kuyruk yağı da kullanabilirsiniz. Isınan yağımızın içine 800 gram ciğer koyuyorum ve suyunu salıp tamamen çekinceye kadar güzelce kavuracağım. Sizler miktarı dilediğiniz gibi azaltıp çoğaltabilirsiniz. Tavanın kapağını kapatmadan önce şöyle güzelce karıştırıyorum. Evet, tavamızın kapağını kapatalım ve suyunu salıp tamamen çekinceye kadar bu şekilde pişmeye bırakalım. Evet, ciğerler suyunu çekip bakın kavrulmaya başladı. Şimdi içine piyazlık doğradım. Bir baş kuru soğanı ilave ediyorum. Ve soğanlar yumuşayıncaya kadar birkaç dakika daha kavurmaya devam edeceğim. Soğanlarla beraber güzelce karıştırıp dediğim gibi birkaç dakika daha bu şekilde pişmeye bırakıyorum. Soğanları 2-3 dakika yumuşayıncaya kadar kavurdum. Bu aşamada çok fazla kavurmanıza gerek yok. 2-3 dakikada güzelce yumuşuyorlar zaten. Şöyle doğranmış 3-4 adet yeşil biber, doğranmış 2 adet kırmızı kapya biber ilave ediyorum. Ve baharat olarak bir tatlı kaşığı tuz, birer çay kaşığı kırmızı toz biber, kimyon, karabiber ve pul biber ilave ediyorum. Tabi sizler baharatları damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Biberler diriliğini kaybedinceye kadar çok fazla değil 2-3 dakika daha kavurup daha sonra ocağıma kapatacağım. Biberler yeterince yumuşayıp istediğim kıvama geldi. Şöyle bir karıştırıp hemen ocağımı kapatıyorum artık. Ciğerleri çok fazla pişirmenizi tavsiye etmiyorum. Yoksa sertleşebilir. Ve ciğer kavurmamız pişti. Hemen sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. Yapımı pratik, oldukça lezzetli. Çok güzel bir tarif. Yapıp denemenizi tavsiye ediyorum bu güzel tarifi. Umarım sizler de bu lezzetli ve güzel tarifi dener ve beğenirsiniz. Bugünkü tarifimin de sonuna geldim. Kanalıma ücretsiz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve tariflerimi beğeniyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, selametle kalın.